Denizden Babam Çıksa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizinle yeni bir video ile daha karşınızdayım. Denizle ilgili konuştuklarımız arasında bizim çoğunlukla böyle su ürünleri yetiştiriciliği ya da su ürünleri yetiştiriciliğini daha ileri taşımak gibi konular olsa da aslında gözden kaçırdığımız bizim çok daha önemli en az yetiştiricilik kadar ya da yetiştiricilik operasyonlarını sürdürebilmek kadar önemli bir başka konu var. Nitelikli içerik ihtiyacı. Nitelikli içeriğin ne olduğuna kısaca bir bahsetmek gerekirse pek çok formatta yazılı olabilir, dijital olabilir, video olabilir, broşür olabilir. İçinde toplumun ya da hedeflendiği kişilerin bilgilenebilmesini ve doğru bilgileri edinebilmesini sağladığımız materyaller olarak düşünebiliriz ki Türkiye'deki su ürünleri yetiştiriciliği ya da genel olarak deniz veya tatlı su ile ilgili baktığımızda böyle halka yönelik, topluma yönelik içeriklerin birazcık zayıf kaldığını da söyleyebiliriz. Öncelikli olarak Türkiye'nin kıyı suları Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz biliyorsunuz Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Bu denizlere yönelik üretilmiş içerikleri elde etmeye bir şekilde eğer halka yönünde dağıtılmaya başladıysa bunları toparlamaya ve aslında kendi dilimize çevirerek adapte etmeye de çalışıyorum. Fakat öteki taraftan kıyı sularımızdaki canlılarla ilgili üretilmiş olan kitaplara, makalelere, videolara da göz atarak bunları da aslında Denizden Babam Çıksa'nın farklı mecralarında sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün ben sizinle TÜBİTAK yayınlarından çıkmış olan ve yazarı Bülent Gözcelioğlu olan çok önemli bana göre aslında hepimiz için önemli olan 4 adet kitapla tanıştırmak için buradayım. Gördüğünüz üzere şimdi biraz yakınlaştım. Türkiye'nin Deniz Canlıları ismini taşıyan bu 4 kitap TÜBİTAK'tan çıkmış ve oldukça kaliteli, oldukça güzel kapaklara basılmış, sert kapağa basılmış ürünler. 4 adet olduğunu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi Ege Denizi, diğeri Marmara Denizi, pek tabii Akdeniz ve tabii ki Karadeniz olmak üzere 4 tane kitabımız var. Şimdi kitapların içeriğiyle ilgili sizinle aslında biraz konuşmam gerekirse oldukça Karadeniz kitabını gösteriyorum şu anda. Oldukça kaliteli, güzel, parlak kuş ekranında basılmış çok özel ve çok güzel kitaplar. TÜBİTAK yayınlarından çıkmış olan ve Bülent Gözcelioğlu tarafından yazılmış olan kitapların genel olarak içeriğine biraz bakmamız gerekirse ya ben aslında bir Akdeniz insanıyım. Uzun süre Mersin'de yaşadım. Şu anda da İzmir'deyim ama Akdeniz'e birazcık öncelik veriyor gibiyim. Şimdi kitabın içeriği Oğlu Alaz ve Kızım Doğa'ya diye atfedilmiş iki kitap. Pardon, 4 kitaptan bahsediyoruz. Bunların içeriğindeki özellikle canlıları tanıyabilmemiz için hem genel kültür olarak hem de bir sahilde bir yere gittiğimizde karşılaştığımız, maskemize takarak suyun altına indiğimizde karşımıza çıkan canlıları tanıyabilmek için bunlar gayet güzel son tüketiciye yönelik üretilmiş eserler. Şimdi bunun gibi aslında belki bir sonrakinde de yine bahsederim ama çeşitli canlıların gruplara ayırmışlar. Bunlardan tabii ki Akdeniz'de ve Ege'de kendilerine oldukça sık rastladığımız tabii ki süngerler var. Pek çok süngerin çok detaylı fotoğraflarının yanında makro ve uzaktan çekilmiş fotoğraflarını da görüyorsunuz. Bir sonrakinde de suyun altında mesela yer alan halkalı solucanlara yer verilmiş. Bunlar yine dediğim gibi aslında denizden babam çıksa yerim diyenler var ama bunlardan birisi ben değilim bile. Çünkü hakikaten bazılarına ekipmansız dokunmak çok daha akıl kârı değil. Molusluklar yani yumuşakçaların olduğu bir bölüm var. Yine burada ahtapotlar, bulduğunuz suyun altında bulduğunuz hani minare dedikleri şey var ya. Bunların ne olduğuna dair detaylı bilgilere yer verilmiş. Deniz tavşanları var. Ben yıllar önce ilk kez Mersin'e gittiğimde suyun içinde sürekli böyle yatay ve dikey
hareket eden yumuşak kanatları olan, o gerçi tam olarak kanat değil ama görselliği itibariyle biz onu kanat olarak düşünebileceğimiz bir canlı görmüştüm, siyah. Bu ne dedim. Hayatımda ilk kez karşılaşıyordum. Aslında o bir deniz tavşanıymış. Yine dediğim gibi Akdeniz'deki kabuklular, midye, istiridyeler, ince istiridyesi var ki ince istiridyesi ile ilgili ben size kapsamlı bir video hazırlamak niyetindeyim. Ahtapotları bulacaksınız, karidesler çok önemli. Özellikle benim yine Mersin'de son tüketicisi olarak da oldukça severek tükettiğim mavi yengeç, pavurya dedikleri şey. Bunlarla ilgili bilgiler var. Daha sonra yosun hayvancıkları kısmı var. Deniz dikenliler, biliyorsunuz deniz kestaneleri olduğu kadar deniz yıldızları da aslında deniz dikenliler içinde yer alıyor. Bunları tabii ki biliyorsunuzdur ama bunlar tekrar bilgilerinizi kontrol etmeniz için size oldukça fayda sağlayacak bir kaynak olarak sunmuş Bülent Gözcelioğlu. Yine tulumlulardan bahsetmiş. Bir sonraki yine tabii ki balıklar var. Akdeniz'in balıkları. Biliyorsunuz Akdeniz hakkında konuşmamız gereken de aslında çok fazla şey var. Bunlardan bazıları Akdeniz'in yerel yaşamıyla ilgili olmakla birlikte bir de biliyorsunuz Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e giren bazı türlerin Akdeniz üzerindeki etkileri var. Bunları da aslında konuşmamız gerekiyor. Tabii ki vatozlar, köpek balıkları, mürenler var. Hepsi özellikle kategorilenmiş. Dediğim gibi balıklardan bahsettik. Bu alanda da aslında en fazla alan balıklara ayrılmış. Arkasından tabii ki memelileri görüyoruz. Akdeniz foku, yunus. Biliyorsunuz ki yunus aslında bir balık değil. Ama su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili kurum ve kuruluşların logolarında ne arıyor? Ben onu da çok yakıştıramıyorum açıkçası. Belki başka bir konuda da bunu konuşuruz. Tabii ki yosunlar var. Deniz çayırları ve Posidonya olarak devam etmiş. Şimdi ben Akdeniz kitabından bunu size bahsettim. Şimdi bir de bu kitabın içeriğinde aslında neler olduğundan size birazcık bahsedeyim. Bunlar genel konu başlıklarımızda. Şimdi bir de kitapların içine bakalım isterseniz. Şimdi ben size Ege kitabını aldım. Görüyorsunuz aslında çok güzel canlı üzere gayet iyi yapılmış bir kitabımız var. 4 tane dedim ya bunlardan var. Ege kitabını açtığımızda bir deniz tavşanının sayfası geldi ama ben birazcık daha belki yakınlarda bir şey görmek istersiniz diye. Konger konger mığırı. Akdeniz ve Ege'nin yerel balıklarından bir tanesi. Şimdi öncelikle olarak mığırının Türkçe ismi ve yanına Latince ismi yazılmış. Detaylı bir fotoğrafı var. Yani aslında baktığınızda balığın şeklini, yüzgeçlerini, vücut formu, Anguillidae'yi görebiliyorsunuz rengi konusunda. Ve aslında temel bir bilgi sunduğu bir paragraf yazımız var. Bülent Gözcelioğlu gibi bazı nitelikli içerik üreticilerin aslında bu da bir içerik olarak düşünebilirsiniz tek başına. Bu kitaplar şu yüzden önemli. Aslında videonun açılışında da söylemiştim. Kıyı sularımızı daha iyi tanımak, kıyı sularımızda yaşayan canlıları daha yakından tanımak ve suyun altına indiğimizde karşılaştığımız bu canlıların aslında ne olduğunu, balık mı olduğunu, sünger mi olduğunu, yosun mu olduğunu ya da bahsetmiyorum tulumlu mu olduğunu anlamamız. Başta genel kültürümüz olmak üzere bizim çevreyle olan ilişkilerimizi daha iyi ve daha sürdürülebilir de diyebiliriz. Daha etkileşimimizi nazik ve saygılı hale getirecek önemli gelişmelerden bir tanesi. Bu kitapları nereden alabiliriz diye düşünüyorsanız bütün pazar yerlerinde var. N11'de olsun, Trendyol'da olsun, zaten Bülent Gözcelioğlu olarak aradığınızda karşınıza bunlardan çıkıyor. Aynı zamanda sanırım ben bunları Kırmızı Kedi'nin İzmir Alsancak'taki kitap dükkanından almıştım.
Çok da pahalı değil. Aynı zamanda basılı fiyatından farklı satılamaz ibaresi olduğu için alacağımız şey hemen hemen her yerde aynı. Belki kargosu farklıdır. Ayrıca tabii ki TÜBİTAK'ın kendi e-ticaret sitesinde de var. Ama mutlaka su ürünleriyle ilgilenmenize gerek yok. Denizle ilgili nitelikli içerik ihtiyacınızı gidermek için bu kitaplar oldukça iyi birer kaynak. Şöyle söyleyeyim, Akdeniz kitabı 25 liraymış. Ege kitabımız 26 liraymış. Bu sanırım Marmara kitabımız 20 lira ve diğeri de Karadeniz olan 16 liraymış. Teknik olarak baktığınızda son fiyat güncellemelerine göre aslında belki kızıyorsunuzdur bu söylediğine. Çünkü bazen ben hakikaten kızıyorum. Ama bir kahve alacağına bundan bir tane alırsın diyorsun ama şu şöylece 100 lira bile değil. Ama hakikaten çok önemli ve çok güzel bir içerik olarak mutlaka kitaplarınızda yer almalı. Bununla birlikte aslında az önce size bahsettim ya, Bülent Gözcelioğlu'nun Türkiye'de kıyılarındaki denizlerde yaşayan canlıları anlattığı 4 kitabı vardı. Fakat öncesinde yine Bülent Gözcelioğlu'nun Faruk Aydıncılar'la birlikte hazırlamış olduğu Derin Mavi Atlas diye bir başka kitabı daha var. Bu da aslında biraz önce size gösterdiğim formata çok yakın ama bu birazcık daha enli boylu bir kitap. Aslında bir önceki kitaptaki canlıların birazcık daha böyle rafine hale getirilmiş şeklini görüyoruz ki bunların fotoğraflarını Ferda Büyükbaykal çekmiş. Suyun altında fotoğraf çekmenin ve doğru renkleri yakalamanın aslında ne kadar zor olduğunu düşünürsek bu fotoğraflar yine türleri tanıyabilmemiz için oldukça iyi ve yeterli durumdalar. Bunu ben çok epey yıllar önce İzmir Fuarı'ndan almıştım. O zaman kitaplarla ilgili fuarları takip edebiliyordum. Şimdi şehrin birazcık dışında olduğum için çok da eskisi kadar gidemiyorum. O zaman 13 liraya almışım ama şimdi de maksimum 20 lira olsun. Ama mutlaka, hatta burada başka bir şeyden daha bahsetmiş Bülent Gözcelioğlu ve Faruk Aydıncılar. Parazitler de var. Birkaç tane balıklarda en fazla gördüğümüz parazitlerden de bahsetmiş ki böyle bir şeyi ben yıllar önce en azde bir balık tuttuğumuzda hayvanın üzerinde böyle bir şeyin olduğunu ben çok iyi hatırlıyorum. Epey zaman olmuş. Tabii bunun için de aynı zamanda hani tulumlular falan dedik ama öteki taraftan deniz anaları da var. Öbür kitaplarda da var. Bundan bahsetmeyi unuttum ben. Bu Derin Mavi Atlas'la birlikte size az önce bahsettiğim Türkiye'nin deniz canlıları kitaplarının 4 tanesini de siz bence bir an önce siparişini vererek kütüphanenize yerleştirin. Bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da umarım keyifli bir konu hakkında konuşuruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.